Cenab-ı Allah kemal sahibi. Taşı yaratmış, nebatı yaratmış, hayvanatı yaratmış, bir de insan denen mahluku yaratmış. İnsan esrefi mahlukattır. İnsanı yaratan Rabbimiz elbette ne kadar büyüktür. İnsanı gördüğümüz zaman onu yaratan Rabb'in büyüklüğünü idrak etmemiz, anlamamız, düşünmemiz lazım. İnsana Cenab-ı Allah öyle nimetler vermiş ki bu nimetleri verince biz mükellef hale gelmişiz. Şimdi bakın şurada bir inşaat işin var. Bir usta tutmuşsun. Bu ustayı sen inşaatı yapması için tutmuşsun. Parasını verdin. Demirini, çimentosunu, parasını, her şeyini verdin. Ustaya diyorsun ki arkadaş bu inşaatı yapacaksın. Gittin geldin, adam bir şey yapmamış. Ne yaparsın? Ya kardeşim biz seni bunun için tuttuk. Eğer bu vazifeni yapmazsan bir dahaki sefer seni kovarım ha dersin. Tekrar gittin geldin bir hafta sonra baktın yine bir şey yapmamış. Eğer bir dahaki sefer şu temelleri çıkmazsan, şu betonu dökmezsen kafanı kırarım dersin. Gittin geldin gene yapmamış, kafasını kırarsın. Niye? Müstahaktır çünkü her şeyi vermişsin. Vazifesi de bunu yapmak, yapmıyor. Yapmayan adam müstahak olur. İşte dünyadaki halimiz de bizim böyle. Cenab-ı Allah bize her türlü nimeti vermiş. Vazifemiz ne? Allah'a kulluk etme. Biz insi cinni ancak Allah'a kulluk için yarattık diyor Cenab-ı Allah. Bu kulluk vazifemizi bu kadar nimet verildiği halde onun birliğini idrak edip onun büyüklüğünü görüp onun emirlerini tutmak için her türlü nimet bize verildiği halde eğer bu vazifemizi yapmazsak inşaat için tutulmuş ustanın inşaatı yapmaması gibi cezaya müstahak oluruz. Allah muhafaza buyursun. İşte dünya hayatındaki halimiz böyledir. Bu nimetlerden Cenab-ı Hakk'ın bu büyüklüğünü gösteren üzerimize verilmiş büyük nimetlerden dolayı mükellefiz. Mecburuz. Vazifemiz var. Kulluk vazifemiz. İşte bu dünya hayatında da bu kulluktan imtihan oluyoruz. Bu noktada size bir açıklama yapmak istiyorum. Bu nasıl imtihan? Baksana istediğin yere gidiyorsun, istediğini yapıyorsun. Bu serbestlik sakın bizi aldatmasın ha. Neden? Cenab-ı Allah imtihan yaparsa böyle yapar. Hepiniz ehliyet imtihanı nasıl yapılır bilirsiniz. Şu dünyadaki imtihan mahiyetini açıklamak için size bir misal vermek istiyorum. Bizim Türkiye'de mesela bir polisin yanına oturursun, araba kullanmayı öğrendin mi öğrenmedin mi? Trafik işaretlerini öğrendin mi öğrenmedin mi? Hadi bin arabaya götür de, işaretlerin bulunduğu bir yerde dolaştırır. Öğrendiyse tamam öğrendi, öğrenmediyse öğrenmemiş der. Ya ehliyeti alırsın veyahut... Şimdi biz Türkiye'de fakir bir ülkeyiz. Aslında çok zenginiz de bizi fakir bıraktırmışlar. O konuya ayrıca geleceğim. Yoksa Cenab-ı Allah en büyük nimetleri vermiş elhamdülillah. Ancak o nimetlerden istifade edememişiz ve ne olmuş? Fakir kalmışız. Onun için bizde ehliyet imtihanı böyle yapılıyor. Zengin ülkelere gelince, zengin ülkelerde ehliyet imtihanı başka türlü yapılıyor. Şimdi muhterem kardeşlerim, bakınız Kanada zengin bir ülke. Burada bir imtihan masası var. İmtihan masasına oturuyoruz. İmtihan masası öyle yapılmış ki ayakları yere bağlı ama... Bir arabada ne varsa hepsi önünde duruyor. Şoför mahalline oturmuş gibisin. Direksiyon var, fren var, el freni var, ışıklar var, gaz pedali var, hepsi var. Yalnız gitmiyor. Bunların hepsi aşağıdaki kayıt aletine bağlanmış. Kontak anahtarını çeviriyorsun. Kitabı da okuduğun için nasıl imtihan olacağını biliyorsun zaten. Kimsenin bir şey anlatmasa lüzum yok. Çevirdiğin zaman kontak anahtarını, karşında bir perde var. Bu perdede bir film oynuyor. Filmde bir de bakıyorsun ki senin üzerine bir kamyon geliyor. Ne yapacaksın? Aman bana çarpmasın diye sağa kıracaksın. Birisi farı yakmış, sağa yanaşıp duracaksın. Hemen bir trafik işareti çıkıyor, sağa dönülmez diyor. Aman bu tarafa dönmeyeyim, sola döneyim diyorsun. Filmde yağmur yağıyor, frene basacaksın. Yağmurlu havada aniden frene basılmaz, sözü uzatmayın. 20 dakikalık bir film. Bir insanın trafik imtihanında neleri bilmesi lazımsa ona göre hazırlamışlar. Sen de burada oturuyorsun, yapman lazım gelen her şeyi dikkatle yapıyorsun 20 dakika, etrafına bile bakmıyorsun. Sonunda filmi son diye yazıyor. Yazdığı zaman bir şoför arabayı nasıl terk edecekse kontak anahtarını kapatıyorsun, o şekilde öbür kapıya doğru gidiyorsun. Bakıyorsun ki oradaki masada
fotoğrafım bile yapışmış, hazır ehliyet duruyor. Alıp cebine koyup çıkıyorsun, eğer imtihanı kazandıysan. Yoksa bir kırmızı fiş düşüyor, sen imtihanı kazanmadın diyor. Ne olacak? Bir daha geleceksin. Terazide tartılırmış gibi. Baba sen istediğin kadar gir. Tekrar. Eğer sen arabayı kullanmayı öğrenmedinse tekrar antrenman yapıp bunları vaktinde yapacak şekilde öğrenmeye mecbursun. Şimdi ben bu misali size niye anlatıyorum? Bak biz de düz yolda imtihan yapıyoruz, fakiriz. Adamın parası var, bu hale getirmiş. Nasıl yapıyor bu imtihanı? Ehliyet imtihanından bize ne? Ha, bak bu misali niçin konuşuyoruz biliyor musun? Şu dünyada nasıl imtihan olduğumuzu görelim diye. Bak bu misalden size iki tane netice çıkartmak istiyorum. Bir tanesi şudur. Önce bu nasıl imtihan ya? İstediğin yere git, istediğini yap. Böyle imtihan mı olur? İmtihanda bir adam bir yere otururlar, önüne bir kağıt verirler. Hayır. O senin dediğin çoluk çocuğun imtihanı. Cenab-ı Allah bir imtihan yaparsa böyle yapar. Bak o nasıl elektronik makineye bağlamış? Cenab-ı Allah ne yapmış biliyor musun? İki omzumuza iki tane kiramen katibeyi koymuş. Onun Kanada'nın elektronik makinesi yaptığını kaydediyor. Bizim omuzumuzdaki melekler ise sadece yaptığımızı değil, kalbimizden geçeni bile kaydediyor. Niye? Cenab-ı Allah imtihan ederse bu kadar mükemmel imtihan eder de onun için. Seni de serbest bırakmış, istediğini yap. Ama bu serbestlik bizi aldatmasın. Her hareketimiz kaydediliyor. Ve yarın bütün bu yaptığımız önümüze konacağı. Biz neden mesulüz? Biz nasıl kamyon gelirken sağa kırmaya mecbursak, karşılaştığımız hadisede bir Müslümanın yapması lazım gelen şeyi yapıyor muyuz? Buna göre her hareketimizden not alıyoruz. Bundan mesulüz. İşte Cenab-ı Allah bizi bu kadar mükemmel imtihan ettiği içindir ki bu serbestlik bizi yanıltmasın. Yoksa her an bir imtihan içindeyiz. Bu gerçeği size belirtmek için bu misali verdim bir. Bu misalin bir ikinci tarafı daha var. Şimdi bak bu imtihan masasını, odasını al bir trenin içine monte et. Trenin içinde imtihan buluyorsun farz et. Trenin rayları var. Medine'ye gidiyor, İstanbul'a gidiyor, Bağdat'a gidiyor, her tarafa gidiyor. Bak söyleyeceğim şeye dikkat et. Senin elindeki direksiyon arkadaş, sen bir kulsun. Sadece imtihan aletine bağlıdır. Trenin tekerine bağlı değildir. Trenin tekerine kim kumanda eder? İrade-i külliye, Cenab-ı Allah'ın takdiri kumanda eder. O ne derse tren oraya gider. Sen onun nereye gittiğinden mesul değilsin. Sen karşılaştığın hadiselerde bir Müslüman olarak yapacağını yapıyor musun? Elinden gelen gayreti gösteriyor musun? Sen ondan mesulsün. İrade-i cüz'iye var. Yani bizim mesul olduğumuz kısım. Biz imtihan oluyoruz. Biz ona bakarız. Tren nereye giderse gider. O Cenab-ı Hakk'ın takdirine bağlı. Bizim eve bu geçtiğimiz 5 sene esnasında eski beraber hükümet arkadaşımız Halk Partili, Adalet Partili bakan arkadaşlarımız geldi. Evde de birçok kardeşlerimizle yaptığımız sohbetleri görüyorlar. Bana diyorlar ki hocam ya 20 seneden beri gece gündüz bu oyuna çalışıp duruyorsun. Hala akıllanmadın mı, bıkmadın mı ya? Bak bu kadar gayret ettin de senin istediklerin Türkiye'de tahakkuk etti mi? Sen herkes kardeş olsun, biraz sonra konuşacağız. Türkiye güçlü olsun, şu olsun, bu olsun, bir takım iyi niyetli gayretlerin peşindesin. Ama görmüyor musun? Aldılar seni, hapis bile ettiler. Neye uğraşıp duruyorsun? Bunları yaptın da eline ne geçti? Bunu söyleyen insan, gerçekleri bilmeyen insandır. Elimize ne geçti anlatayım. Biz bunları ne yapıyoruz? Şu içinde bulunduğumuz imtihanda ehliyet almak için, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Bizim için mühim olan şu makine bize iyi not veriyor. Yani bir Müslüman gibi her hadise karşısında yapmamız lazım geleni yapıyor muyuz? Bunu yaptık mı? Nefesimizi zamanımıza iyilik, hayır için ayırdık mı?
İşte bizim için en büyük kazanç budur. Niye? Cenab-ı Allah bunun dünyada da ahirette de mutlaka mükafatını veriyor. Peki senin istediğin olmuyor. Ha, bizim istediğimiz gibi herkesin iyi niyetli, güzel, hür yaşadığı, müreffeh yaşadığı, imanlı insanların bir Türkiye'sinin meydana gelmesi bizim irademize bağlı değil. O Cenab-ı Hakk'ın takdirine bağlı. Eğer millet bizim istediğimiz gibi bir idareye layıksa Cenab-ı Allah onu verir. Layık değilse vermez. Ama vermediği zaman bizim ecrimiz, sevabımız azalmaz. Niye? Cenab-ı Allah niyete göre mükafat verir de onun için. Anlatabildim mi? Senin nereye gideceği Cenab-ı Hakk'ın takdirine bağlıdır. Biz iyi niyetle elimizden gelen gayreti göstermeye mecburuz. İstediğimiz olsa da olmaz. Ebâyübel Ensari Hazretleri, Allah şefaatten ayırmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bayraktarı, ilk İslam devleti onun evinde kuruldu. 90 yaşında 6 oğluyla gitti İstanbul'da, İstanbul'un fethi için cihad etti ve orada da şehit oldu. Yarın ahirette muhasebesi yapılırken Ebâyübel Ensari Hazretleri'nin Allah şefaatten ayırmasın, sonsuz büyük sevapların içerisinde bir de ona İstanbul'un Fatihi diye bir sevap konduğunu göreceğiz sevap terazisinde. İyi niyetle Allah rızası için nefesini harcıyorsan hiç korkma. İşte kazanç budur. Buraya iyi niyetle geldiniz. Burası İslam'ın merkezi. Burası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı yer, vahyin geldiği yer, Beytullah'ın bulunduğu yer. Şimdi muhterem kardeşlerim bakınız. İslami düşüncenin üç tane mühim temel esasını size anlatmak için bunları söylüyorum. Birincisi, işte bu dünyada demin konuştuğumuz gibi imtihan oluyor. Allah bu imtihanda hepimize yüz aklı versin. Bu o kadar mühim bir imkan ki bütün ebedi hayatımız bu dünyadaki imtihana bağlı. Bütün ebedi hayat. Dünya hayatı çok kısadır. Her nefesimiz de o kadar mühimdir. Ehli cehennem Cenab-ı Allah'a yalvarırken bu yalvarmalar arasında arada bir diyecek ki ya Rabbi ne olursun bize şu dünyadayken verdiğin nefeslerden bir tanesini bir kerecik daha nasip et. Niye böyle yalvarıyor? Eğer bu nefeslerden bir tanesi ona verilse o nefesin içerisinden bir tövbe istiğfar edecek, bir kelime-i şehadet getirecek, ebedi cehennemde yanmaktan kurtulacak, ebedi cennete gidecek. Bir nefes insan olduğu için bu kadar kıymetlidir. Allah şu nefesleri bir miras yedi gibi boşa harcayanları da ikaz etsin de inşallah. Hepimizi her nefesin kıymetini bilen kullarından yapsın inşallah. Böyle bir imtihan içinde olduğumuzu idrak etmek İslami düşüncenin temelidir ve buna göre hareket etmek üzerimize vazifedir. Bu gerçeğe işaret edip şuraya koyuyorum bir. İkincisi, İslam dini Allah yapısıdır. Dünya ve ahiret saadetinin tek ilacı, kim onun emirlerine uyarsa dünyada da ahirette de saadet bulur. Kim onun emirlerinden dışarıya çıkarsa dünyada da ahirette de sadece ızdırap çeker. Bu sebepten dolayıdır ki İslam dinini öğrenmeye bir Müslüman olarak ve onun gereklerini yerine getirmeye mecburuz. Saadet ve selamet ancak bundadır. Her Müslüman bunun böyle olduğunu bilir. İman sahibi olmak demek bu demek. Bu sebepten dolayıdır ki Allah yapısı olduğu için ona bir şey katılmaz. Onun bir şeyi değiştirilemez. Onu sadece öğreneceğiz ve ona göre yaşayacağız. İslam dini haktır. Efendim o orta çağdaymış. Şimdi İslam dininin emirleri tatbik edilir mi? Sözü cahil sözü. Neden? İslam dini Allah yapısıdır. O kıyamete kadar ne gelecek hepsini bilir. Yağmur yağsa da odur. Güneş açsa da odur. 1000 sene önce de odur. 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi. Yağmur yağarsa 2 kere 2 3 mü eder? Bu ne demek? Hiçbir şarta bağlı olmadan her zaman doğru olan şeye hak denir. Bir Müslüman bilir ki İslam dini haktır. Kıyamete kadar onun söylediği şeyler doğrudur. Onun zamanla değişmesi olmaz. İslam dininin bildirdiği her şey her zaman insanlara saadet getirir. Kim buna uyarsa dünyada da ahirette de saadet bulur. Kim bunun dışına çıkarsa dünyada da ahirette de sadece ızdırap çeker. İşte Müslüman inancının temellerinden bir diğeri de budur. Bizim dinimiz elhamdülillah
Evden dışarıya hangi ayakla çıkacağız? Sofraya nasıl oturacağız? Ne kadar yemek yiyeceğiz? Başımızı yastığa nasıl koyacağız? Buraya varıncaya kadar bizim lüzumlu her şeyi bildirmiş. Onu öğreneceğiz, ondan imtihan oluyoruz. Vazifemiz budur, böyle bir imtihanın içindeyiz. Allah bu imtihanda hepimize yüz aklı versin. Bir diğer temel esas da İslam dini bir bütündür. 6666 ayeti kerime var. Bunların hepsine ait vazifelerimizi yerine getirmemiz lazım. Bir insan oruç tutar, namaz kılmazsa o tuttuğu orucun da kıymeti olmaz. Bir ayeti inkar, hepsini inkar gibidir. Allah muhafaza buyursun. Ne olacak? 6666 ayeti kerimenin emrinin hepsini yerine getireceğiz. Oruçta tutacağız. Namazda kılacağız. Hacca'da gideceğiz. Zekatta vereceğiz. İyinin, doğrunun, güzelin, hakkın hakim olması için gece gündüz bütün gücümüzle de çalışacağız. Çünkü Müslümanlıkta cihatta farzdır. Vazifelerimizin hepsini yapacağız. İslam dini iyilik dinidir. Şurada bir yangın var, yanında da bir kova var. Sen buradan geçiyorsun, bu kova suyu alıp buraya atacaksın. Müslümanlık dininin hülasası iki cümledir. Halik-i tazim, mahluka şefkat. Cenab-ı Allah'ı tazim edeceğiz. Mahluk da onun kulları olduğu için ona da şefkat edeceğiz. Mahluk kim? Bütün cemaat, nebatat, hayvanat ve insanlar. Şu Avrupalılar hayvanları koruma cemiyeti kuruyorlar. Biz çok medeniyiz Müslümanlardan diyor zavallı. Müslümanlık da sadece hayvanlara değil, nebatlara da şefkat var Allah'ın mahluk olduğu için. Biliyorsunuz Yunus Emre gitti çiçeği kopartacaktı, baktı ki zikrediyor, kıyamadı. Çiçeğe bile şefkat et. Müslümanlık dini iyilik dinidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde hayrun nas ben yenfaun nas buyurur. İnsan hayırlısı başkasına faydası dokunan. Ümmetimin seyyidi ümmetime hizmet edendir buyurur. Onun için hem kendimizi ıslah için çalışacağız hem de başkasına faydalı olmak için çalışacağız. Yani cihad edeceğiz. Cihad, cihad, cihad. İşte size İslami düşüncenin bazı temel esaslarına işaret ettim, bunu bir kenara koyuyorum. İyiliğin düzenin hakim olması için çalışacağız. Çalışıp ne yapacağız? Ve nasıl çalışacağız? Biliyorsunuz Kıbrıs'ta 1963 senesinde büyük Müslümanlara karşı katliam yapıldı. Bu katliam esnasında Türkiye'de Halk Partisi iktidardaydı, o zamanki Halk Partisi. Bu ilk katliamlar karşısında birkaç tane uçak gönderdi, başka bir şey yapamadı. Aradan bir 7 sene geçti. 1968 senesinde bu sefer tekrar Kıbrıs'ta katliamlar oldu. Türkiye'de Adalet Partisi iktidardaydı. O da seyirci kalmaktan öteye bir şey yapamadı. Artık Rumlar alıştılar. Biz bunları öldürürüz, keseriz. Bunlar bir şey yapamaz bize dediler. Aynı alışkanlıkla 1974 senesinde tekrar katliama başladılar. Başladılar ama bu sefer işin şekli değişti. Tepelerinde bizim jetlerimizi, mermilerimizi, füzelerimizi buluverdiler. Ne oldu? Rum aynı. Katliam aynı ama tutum değişik. Halk Partisi intihar olmuş sınıfta kaldı. Bir şey yapamamış. Adalet Partisi imtihan olmuş, sınıfta kalmış, bir şey yapamamış. Milli selamet gelince işin şekli değişmiyor. Buna oturup ince ince düşünüp bundan ders almamız lazım. Ders almamız lazım. Büyük Kıbrıs zaferinin arkasından biz o vakit başbakanlıkta bir harita açtık. Bu haritanın üzerinde şu sözü söyledi. 200 tane gazeteci var başbakanlıkta. Arkadaşlar dedik, elhamdülillah Cenab-ı Allah bize Kıbrıs'ta bir büyük askeri zafer nasip etti. Şimdi inşallah bu askeri zaferi 400 bin işçiyi orada besleyelim de bizim Müslüman ülkenin evlatlarına bu işleri yaptırmayalım. Bizi esir gibi zayıf düşürmek isteyenler çeşitli entrikalar çeviriyor, hükümetler düşürüyor, hükümetler kuruyor, her şey yapıyorlar.
İlle de bu güçlenme meydana gelmesin istiyor. Biz de Müslüman ülkelerin güçlenmesini isteyen kardeşler olarak oturup burada dertleşiyoruz. Bizim asıl menfaatimizin bunları yapmakta olduğunu hep beraber inanalım, bu yolda el birliğiyle çalışalım diye bunları konuşuyoruz. Bir de milli görüş. Milli görüş ne? Bizim milletimizin 1000 yıllık görüş. Solculuk Avrupa'da da var. Kapitalistlik orada da var. Onlardan bize geçen birer hastalık bunlar. Ali esasa dayanacak, adil olacak diyor anayasa. Tatbikata gelmişsin %100 faiz. Faiz olup ne oluyor? Her şeyin üzerine zam oluyor o faizlerden dolayı. Fakir fukara altında eziliyor. Yani anayasada yazan şeyler başka, tatbikat başka. Niçin? Solcunun faizci kapitalist zihniyetlerin yapacakları bundan başka şey olmaz da olur. Milli görüş ne diyor? Diyor ki biz faizleri kaldıracağız. Faiz sömürüdür. Faiz haksız kazançtır. Faiz fakiri ezer. Bundan başka memleketin her tarafına sanayi kurulacak ve herkese refah getir, köylü, işçi, memur insanca yaşama şartlarına kavuşacak. Neyle kavuşacak? Bak daha geçen de yılbaşı münasebetiyle gazeteciler geldi. Hocam siz ağır sanayi kuracağız diyorsunuz. Diyorsunuz ama bu ağır sanayinin parasını nereden bulacaksınız? Hala bu suali soruyorlar bize. Gel otur dedim. Bak kendisine ne dedim biliyor musun? Bak dedim, vaktiyle İstanbul Belediyesi'ne 500 tane otobüs alınacaktı 1950 senesinde. Amerikan yardımı gelmiş. O otobüs alınacak, 500 tane otobüs. 1950'den bahsediyorum size. İstanbul Belediye Reisi bizim üniversiteden bir profesör arkadaşımızdı. 64 tane dünya firması gelmiş, benim otobüsümü al diye müracaat etti. Tabii adamcağız şaşırmış. Ya hangisini alacak? Geldi üniversite olarak biz de motorlar kürsündeyiz. Bize müracaat etti. Dedi ki ben bunlardan hangisini alacağım? Bana bir ilmi çözüm getirin bakalım. Biz de onlara bir rapor verdik. Bu rapor hem üniversitenin arşivinde var, hem İstanbul Elektrik İdaresi'nin arşivinde var. Bu gazeteciler fırsat bulup da gidip çıkartsalar ne güzel olur. Neden? Bak o raporda ne demişiz biliyor musun? Ve hey mübarekler, madem 500 tane otobüs alacaksınız, 64 tane firma müracaat etmiş öyle mi? Niye bunlardan alıyorsunuz? Hiçbirinden almayın. Bizim cevabımız bu. Ne olacak? Gelin bu 500 tane otobüsün parasıyla biz size bu otobüsleri yapacak fabrikayı da kuracağız. O fabrikanın 500 tane otobüsünü verecek. Niye? Elin yavru üzerine koymuş dünyanın parasını 3 senede teslim edeceğim diyor. Bunun fabrikası da kurulur, otobüs de yapılır. O zaman bize dediler ki efendim biz kimiz, biz nasıl otobüs yaparız dediler. Şimdi Türkiye Fransa'ya otobüs ihraç ediyor. Hani yapamazdık? Her şey inanç meselesi. Hocamıza sizin adınıza teşekkür ediyorum.